Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 27 Temmuz 2 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, ayın ışığı büyüyen fazla, hafta başı pazartesi günü ay ilk dördün fazında olacak ve akrep burcunda olacak. Pazartesi ve salı ay para evinizden geçerken aslında parasal bakımından, kazançlar bakımından olumlu enerjiler var. Belki beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi ya da işle ilgili bir karar verilmesi, ee... Çalışmalarınızla ilgili önemli adımlar olabilir. E tabii harcamalar da olabilir. Ay para evinizde hareket ederken e, yapmak istediğiniz bir alışveriş var, bunu yapabilirsiniz. Bazen hani istem dışı harcamalar da olabilir. E, herhangi bir eşyanın arızalanması olabilir ya da e, yenilenmesi gereken bir eşyanız olabilir. Bunlar için de tabii ki masraflar olabilir. Ay akrepten geçerken zaman zaman maddi anlamda biraz kaygılar, endişeler de hissedebiliriz ya da olaylara çok fazla sorgulayabiliriz. Burada değiştiremeyeceğimiz ya da engel olamayacağımız durumlar varsa kabulleniş içerisinde olmak daha mantıklı olabilir. Venüs gezegeniniz Venüs ikizler burcunda ilerliyor. Aslında Venüs'ün desteği var bu hafta üzerinizde. Venüs etkisiyle e, şu aralar aslında çalışmaktan ziyade gezmek istiyorsunuz, seyahat etmek istiyorsunuz. E, bu hafta uygun imkanlarda çıkabilir. Özellikle deniz yolculukları, böyle deniz tatilleri olabilir. Çünkü Venüs'ün Neptün'le e, bir açısı var. Ancak Venüs-Neptün karesi biraz karışıklıklar ve belirsizlikler de yaratabilir. Özellikle seyahatlerde, seyahat organizasyonlarında, yolculuklarda daha dikkatli olalım. Yani ilk gezi gittiğimiz yerlerde kaybolabiliriz. Ya da yaptığımız bir rezervasyonda karışıklıklar olabilir. da biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Ay Yay Burcu'na geçecek. İşte bu geçişle beraber planladığımız yolculukları, seyahatleri hayata geçirmeye başlayabiliriz. İletişim artıyor, ulaşım hareketleniyor, bir yerden bir yere gitmeler veya uzaklardan bizi ziyarete gelenler, misafir de ağırlayabiliriz tabii. Eğitim hayatımızla ilgili konular var, ticari hayatımızla ilgili bazı aktiviteler yoğunlaşıyor. E, ay yaydan geçerken çok sayıda haber duymanız, yeni şeylerle ilgilenmeniz, bol bol okumanız, araştırmanız, hani zihinsel ve kültürel anlamda da beslenmeniz mümkün. Cuma öğle saatlerinden itibaren Ay Oğlak Burcu'na geçecek. Hafta sonunda Ay Oğlak Burcu'nda hafta sonunu biraz içe dönük geçiriyoruz. Biraz aileye odaklanıyoruz. Evde daha fazla zaman geçirebiliriz. Ya da annemiz, babamız, ebeveynlerimizle birlikte olabileceğimiz ortamlarda bulunabiliriz. Merkür'ün Yengeç Burcu'nda olması şu sıralar evet biraz aile konularının hayatınızda daha belirgin olduğunu da gösteriyor. E zaman zaman e, duygusal baskılar da hissediyorsunuz. Biraz zorunluluklar var. Belki görevler var. Bunlar sizin kendi kendinizi kısıtlandığınızı da hissettiriyor. Merkür Pluto karşıtı açısı da aktif olacak. İşte bu düşüncelere dikkat edelim. Yani bu kısıtlamalar, engeller veya hani duygusal baskılar, özellikle aileyle bağlantılı üzerimizde hissedebiliriz bunları. Bu duygularımızı biraz dengelememiz gerekecek. Aksi halde hani aile içi ilişkilerde zaman zaman sürtüşmeler olabilir. Bunlara zemin hazırlamamak için daha dikkatli olmalıyız. Mars da Koç burcunda biliyorsunuz sevgili Teraziler karşıt burcunuzda. Yani her an Mars orada bir agresyon yaratabiliyor. Yani ailedeki kişilerle böyle sürtüşmeler olmaması için çok duygusal bakmamak gerekiyor olaylara. Daha sakin, daha sağduyulu bakmak, öyle değerlendirmekte fayda var. Güzel bir hafta diliyorum. Bayramınızı da kutluyorum. Hoşça kalın.